What? Sıradaki konuğumuz sektörünün bir numarası olan Aktif Eğitim Kurumları. Firma Atatürk Bulvarı 127 Taksim 8 Bakanlıklar Ankara'da bulunuyor. Firmanın kurucusu Çetin Nazik'ten bilgiler aldık. Sevgili seyirciler, başkent Ankara'dayız ve Ankara'nın kalbi olarak bilinen Kızılay'dayız. Ankara'da eğitim kurumları içerisinde bir numara olan Aktif Eğitim Kurumları'nı bugün ziyaret ettik ve bu kurumların eğitim kurulu başkanı Sayın Çetin Nazik Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çetin Bey, aktif eğitim kurumları olarak başkent Ankara'da bir numarasınız. Ne zaman kuruldunuz efendim? Kısaca anlatır mısınız? Aktif eğitim kurumları 1987 tarihinde kuruldu. Yaklaşık 28 yıllık bir süreci olan deneyimli bir kurum. Dolayısıyla bunun da onurunu yaşıyoruz. Efendim 28 yıllık köklü bir çınardan bahsediyoruz. İlk olarak kurulduğunuz yıllarda yabancı dil eğitimiyle başladınız değil mi? O günden bugüne verdiğiniz eğitimi hemen bir özetleyelim seyircilerimiz efendim. Çıkış noktamız öncelikle yabancı dil İngilizce olarak başladık. Daha sonra buna Türkçe bölümümüzü ekleyerek talebe göre ve Avrupa'nın daha çok önde gelen kullanılan dillerini de tespit ederek yanına 9 tane dil ilave ederek şu anda Türkiye'nin en büyük dil okulu olarak hizmet etmekteyiz. Aktif İngiliz olarak, yabancı dil okulu olarak yıllardan beridir Ankara'da hep aynı yerde olmanın keyfini yaşıyoruz. Efendim bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve siz bu özel günde aktif eğitim kurumları olarak muhteşem bir kutlama yaptınız. Bunun için de size yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bugünle ilgili de sizden kısa bir bilgi alalım lütfen. Öncelikle buradan herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten ve en samimi duygularımla tekrar kutluyorum. İnşallah nice bayramları bu coşkuyla kutlamayı Allah bizlere nasip etsin. Özellikle bayramda bu çocuklarımıza da görev vermemiz, Cumhuriyet sevgisini ve bilincini bu yaşlardan alarak büyüdüklerinde onlar da bizlerin yerini doldurarak bu bayrak yarışını sürdürsünler. Sevgili seyirciler, Aktif English'in çatısı altında milletvekillerimiz var, eğitim gören bürokratlarımız var değil mi efendim? Belki de büyük sanatçılarımız var, belki de bakanlarımız var değil mi efendim? Bunlarla ilgili de bilgi alalım sizden. Kurumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sözleşme kurumu. Takdir edersiniz ki buraya da bütün vekillerimizden ya da ilgili siyasetçilerimizden, sanatçılarımızdan, bürokrattan birçok insanlar gelip bu hizmetten faydalanıyorlar. Tecilli markası olan dil okulumuzun uzun yıllar dilde eğitim vermesinden sonra eğitim anlamında ne yapabiliriz diye çok kısa sürede anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, aktif dershanelerini bünyesine katarak ciddi bir kitleye ulaşmış durumdayız. Dershanemizde hem kolej öğrencilerimizin sınava hazırlanmaları için çalışma yapıyorlar hem de dışarıdan gelen tüm öğrenciler için hizmet vermekte. Yani aktif kolejlerinde okuyan öğrenciler bu dershanelerden de faydalanabiliyorlar öyle mi efendim? Mutlaka zaten bütün amacımız kolejin çatısı altında topladığımız öğrencilerimizi hiçbir şekilde başka bir yere göndermeden hem dil eğitimlerini hem sınava hazırlık programlarını kendi bünyemizde olan eğitim kurumlarımızdan ücretsiz ve tam gün olarak faydalandırmaktır. Bundan sonrasında neler var efendim aktifte? Tabii ki bundan sonra da ne yapabiliriz? Eğitim şakaya gelmeyen, ihmale gelmeyen çok ciddi bir branştır. Biz de bununla ilgili biraz daha çıtayı yükselterek nacizane inşallah kısa sürede aktif üniversitesini kurmayı planlıyoruz. Onun da çalışmaları başladı. Tabii formaliteleri var. Öncelikle vakıf olmak gerekiyor. Biz vakıf olma aşamasındayız. İnşallah 2015-2016 eğitim döneminde de aktif üniversitesi olarak öğrencilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bizi kabul ettiniz efendim. Son olarak seyircilerimize bir mesajınız olacak mı? Estağfurullah. Öncelikle ben sizlere bu hoş sohbet için teşekkür ediyorum. Bütün bizi dinleyen seyircilerimize, herkese sağlık diliyorum, huzur diliyorum. İnşallah nice eğitim yıllarıyla birlikte beraber olmayı temenni ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.